Merhaba sevgili King takipçileri. Evet, bugün de Walking Dead'in son bölümünü inceleyeceğiz. Yani 6. bölümü. Şimdi 6. bölümü inceleyeceğiz ama arkadaşlar inceleyecek çok da bir şey yok. Niye? Çünkü Lölöz'ün önde gideni bir bölümdü bu. Yani ben gittim arkadaşlar 4. bölüme falan laf ettim ama yani 4. bölüm bundan çok daha iyi bir bölümdü yani. Hiç olmazsa bir şeyler gördük. Bunda bir şey de görmedik ya. Salak salak dramalar gördük ya. Ya senaristler siz niye böyle yapıyorsunuz arkadaşım? Yani elinizde eşek gibi bir dünya var yani. Oradan hikaye çıkartırsın, buradan hikaye çıkartırsın. Ya çıkartmıyorsun. Aptal aptal milletin ergen triplerini izliyoruz biz ya. Vallahi sinirlendirdiler beni. Evet. Bir Rick benim dediğim gibi arkadaşlar gitti bu çöpçülerin yanına. Bu hurdacılar bunu tekrar içeri attılar. Neymiş efendim? Biz bak herkesi öldürdük de yok biz işte bilmem ne yaptık da eğer bize katılmazsanız sonra da sizin tepenize çökeriz diye blöf yaptı. Ama ne oldu? Oradaki hatun yemedi. Şey deseydin. Bak yavrum geçen benle beraber olmak istiyordun. Gel şu işi pişirelim. Aynı zamanda seninle yeni ittifaklarımızı konuşalım. Yani bir baltacı Mehmet Paşa ekoli sergilese buradan iş çıkardı bence. Ama ne yaptı? Aptal aptal tehdit yaptı. Bunlar da onu bir güzel böyle donuna kadar soydular, attılar konteynerin içine. Bence çok iyi yaptılar. Zaten oraya tek başına hiçbir şey olmadan yani elinde doğru düzgün bir durumu olmadan gitmesi ayrı bir saçmalıktı. İkinci olarak neyi gördük? Bizim King Ezekiel'ın aptal aptal ergen triplerini gördük. Yok ben şöyle değilim de, yok ben şöyle oldum da, bilmem de. Ulan madem öyle değildin, ne bok yemeye kaç senedir insanların başına liderlik yapıyordun, ha? Orada sana majesti majesti diyorlardı, sen de evet ben majestiyim falan diyordun. Dingin. Bak yine sinirlendim. Geldi Carol bununla konuşmaya. Zaten bir işte kapıyı açmadı, bilmem ne olmadı falan fıstık böyle. Acip acip muhabbetler dinledik. Arkasından geldi Carol kapıyı açtı. Girdi içeri konuşuyor onunla. Adama sürekli şey diyor. Ya arkadaşım diyor. Bak tamam sen haklısın. Çok insan kaybettik. Şöyle oldu böyle oldu. Ama King Chim diyor. Senin diyor kendine gelmen lazım. Çünkü diyor buradaki insanlar seni kendilerine lider seçmiş. Bu yüzden de dışarı çıkacaksın. Ve o insanlara bir şey göstereceksin. Tekrar liderlik etmen lazım. Ve diyor tabii Rick işte bizi bekliyor falan fıstık. Fakat yalnız... Orada yani Rick beklese de ne olacak? 5 tane 10 tane adamı zor çıkartır. Bütün Kingdom komple yere serildi yani. O uçak savarla patır patır indirdiler. Ama yine de Ezekiel'in çıkıp insanlara biz daha ölmedik demesi lazım. Yani sen şimdi geliyorsun. Ulan 30 kişi gidiyorsunuz savaşmaya. Jerry geliyor, Carol geliyor, sen geliyorsun. Yani sen giriyorsun depresyona. Ondan sonra kapatıyorsun kendi bir yerlere. Bir de yandan böyle Göksel'in depresyondayım, unutuldum falan filan diye böyle acip acip şarkılar dinliyorsun. Böyle olmaz. Titre ve kendine gel Ezekiel. Böyle gitmez arkadaşlar. Yani hiç olmazsa Kingdoms hala ayaktadır mesajını Saviors'a vermek zorundadır Ezekiel. Öyle Şivam gitti, yok işte arkadaşlarım gitti, Tebam gitti falan diye yapamazsın. Artık oradan bir dönüşün yok senin yani. Sen o yolu geçtin. Yalnız bir de bir olay var. Bu Carol'ın başına gene bir çocuk musallat oldu. Yok işte abimi öldürdüler. Ben de onları öldürmek istiyorum. Ben de öldürebilirim falan filan diye. Ya bu Carol'ın da hiç bahtı gülmüyor arkadaş ya. Zaten kendi kızını kaybetti. Ondan sonra kendi kızı yerine koyduğu iki tane kız kardeş vardı. Onlardan bir tanesi de büyük olan da manyak çıktı. Gitti kız kardeşini öldürdü. Bir şeyler yaptı falan filan. Ondan sonra şimdi başına bu çocuk tebelleş oldu. Ya bırakın şu kadının yakasını ya. Yani yakasını bırakın da kadın rahat rahat psikopatlığını yapsın. Gözü arkada kalmasın. Kafası arkada kalmasın. Lütfen yani. Daha sonrasında Hilltop bölümüne geçtiğimizde ne oldu? Bu elemanların hepsi dışarıdaymış. Başlarında da bunların yine o melankolik Jesus bekliyor. Tamam mı? Allah'ın denyosu. Bunları turp burp verdi, bilmem ne verdi. Maggie geldi haklı olarak buna bağırdı, çağırdı. Bir de ondan sonra oradan
trip yapıyor lan, tamam mı? Ya biz diyor turpları bile çıkartmıyorduk zaten, onlar kalıyordu orada bilmem ne. Lan sana ne? Sana ne? Arkadaş bunun yani bir ay sonrası var, beş ay sonrası var, kıtlığı var, karı var, bilmem nesi var. Yani belki de o turplar biliyorsun uzun süre dayanan bir şey. Yani koyacağınız böyle soğuk depolara, moğuk depolara varsa yani. Oradan alıp alıp yiyeceksiniz. Kışın çıkmayacak hiç yiyecek. Değil mi? Yani sonrasını düşünmek lazım. Lojistik önemli. Neyse bu arada Hilltop'un içerisinde bir şeyler oldu. Orada bize şunu hissettirdiler. İçeride bir dar ağacı kuruluyormuş gibi bir izlenim yarattılar. Böyle gözümüz parladı, dedik işte dedik. Maggie, canımız ciğerimiz Maggie doğru hareketi yapacak dedik. Fakat ne çıktı? Bir tane çitlerle örmüş böyle bunlara açık hava hapishanesi yapmış. Dedim ya Maggie ne yapıyorsun sen? Yani arkadaş Glenn'in kafasının patlatıldığını gördüm. Ya al sen de bir tane oradan bir tomruk. Patır patır yık kafalarına, indir yani o sopalarla şeylerle, yok. Hep işte bunlar o melankolik cızısı marifetleri. Valla. Şimdi humanik oldu ya. Her işi karıştıracak. Her işi karıştıracak. Bu arada bizim Gavak Gregory. Bunun gene alttan alttan işler çevirip Hilltop'ta kurduğu başkanlığı alaşağı edeceğini anladı. Yani Maggie'nin ayağını kaydırıp gene kendisi geçmek istiyordu Gavat Gregory. Fakat Gavatlığını yapamadı. Maggie onu da içeri attı. Çok güzel hareket yaptın Maggie. Burada seni tebrik ediyorum. Ve bu olaylar olurken ne gördük? Bir tane bir yavşak uzun saçlı vardı. Hatırlarsınız geçen sezonda. Genç çocuğu öldürmüştü. Bu şey Kingdom'daki. Gregory ile ilgilenenler dikkat etmiyorlardı. Silah alıp bir isyan çıkartmaya teşebbüs edecekken Maggie'miz geldi. Dipçi alın ortasına vurdu böyle. Oh dedim tamam. Maggie olayın farkında. Yani hormonların etkisinde değil. Jesus gibi saçmalamayacak. Ki zaten sonradan öğrendik ki onları canlı tutmasının nedeni bir nevi Saviors'ın elinde bulunan işte doktordur. İşte ne bileyim şimdi Gabriel var falan. Belki Dingle Ojen var. Satıcı var ya. Onu falan geri almak içinmiş. Yani takas etmek içinmiş. Eğer takaslı işimize yaramazlarsa tek tek gebertiriz dedi. Ben de direkt ekrana bakarak şöyle yaptım. Bravo başkan! Arkandayız. Ve arkadaşlar sona doğru gelirken bu bölümündeki en iyi sahneler Daryl ve Taran'ın sahneleriydi. Daha sonradan yanlarına canımız ciğerimiz Rosita ve zenci samuray Michon da katıldı. Michon'un tekrar eline katanasını alıp sağa solu kesmesini özlemiştik. Evet arkadaşlar. Tara ile Daryl ikisi de ne yapacaklarını bilir bir şekilde çevredeki kalan Saviors'ları bulup halletme işine girdiler. Beraber eğer outpostlardan ya da diğer taraflardan kalanlar varsa patlatacaklardı. Zaten Saviors'ın yeri Sanctuary'yi de indirmek istiyorlar. Beraber hareket edecekler. Yani bu sezon esas adamlarımız şu anda Carol, Daryl ve Tara. Bir de Morgan vardı. Fakat o Humanicus tarafından adam ayrılmak zorunda kaldı. Ki öğrendik ki kendisi zaten bu ayrılmayla Fear of Walking Dead kadrosuna katılacakmış. Herhalde o yüzden öyle saçma bir dövüş dövüş yaptırdılar da Morgan ayrıldı. Ben ona yordum yani. Çünkü saçmaydı yani oradaki muhabbetler. Bizim zenci samurayımız Michon artık yavuklu Suriki iyice merak etmiş. Ve ben dedi gideceğim bakacağım. Bunlar ne yaptı? Ne etti? Planlasaydık gidiyor mu bu işler? Nedir? Bunlara bakmak için arabayla ayrılacaktı. O sırada Rosita geldi. Bu da vay sen gidiyorsan ben de geleceğim dedi. İkisi birlikte bindiler. Eyvallah dedik. Bunlar arabayla giderken bir ses duydular. Dediler ki ya dediler bu sesin Sanctuary'den gelmesi imkansız. Acaba nereden geliyor? Bir tane böyle terk edilmiş bir bina buldular. Ki zaten biliyorsunuz bu dünyada bütün binalar terk edilmiş durumda. Oradan bir müzik sesleri geliyordu. Bir şey geliyordu böyle. İçeri girdiler ve gördüler ki bu outpostlardan kalan yani bir şekilde kaçan elemanlar yani iki tane bu Saviors'a dahil eleman bir kadın bir erkek bir tane kamyonun arkasına böyle 15-20 tane kolon koymuşlar. O kolonları birbirine bağlamışlar bir şekilde ve müzik yayını yapıyorlar. Bunu için yapıyorlar?
Sanctuary'nin başındaki belayı def etmek için. Biliyorsunuz şu anda Sanctuary'nin çıkış kapıları tamamen Walkers'lar tarafından istila edilmiş durumda. Yani kapıyı açamıyorlar, çıkamıyorlar dışarı. Sonra dediler ki, lan bunlar böyle bir ayak yapıyorlar. Biz bunların defterlerini bir dürelim dediler. O arada güzel bir kapışma yaşandı. Özellikle bizim Misho'nun kapışması çok güzeldi. Beğendim yani. Böyle eski bölümleri hatırlatan kapışmalardı. Ve oradaki erkek olan kaçacakken Rosita onu yakaladı. Hem de nasıl? Elinde bir roket atarla. Adam ona, yahu bebeğim sen onu kullanmaya bilmezsin. Bırak yahu. Elin hamuruyla erkek işine karışma derken bir ateşledi. Adamı atomlarına ayırdı resmen. Yani bir wow çektik ama yani olması da bence imkansız bir sahneydi normalde. Çünkü biliyorsunuz o roket atarlar kapalı alanda atış edilemez. Atış edilirse yaydıkları ses, ısı dolayısıyla atan kişiye de zarar verir. Fakat tabi burada Rosita'ya hiçbir şey olmadı. Yani gayet sapasağlam duruyordu. Normalde Rosita'nın da bir 2-3 metre fırlaması lazım. Çünkü şimdi roket atarı atıyorum şimdi alnınız böyle omzunuza şu diye fırlatacaksınız arkadaşlar. Şimdi o buradan giderken şu arkadan da bir alev ve bir rüzgar salgılıyor. YouTube'da videoları var izleyin. Arkasına bir teneke koyarsanız o tenekeyi 3-5 metre zıplatıyor. Bu şekilde olayı da tam önlediler derken Misho engelleyemedi Hatun'u. Hatun kaçtı. Eyvah dedik. Böyle gözlerimizi kapattık. Gitti bütün olay dedik. O anda ne oldu? Daryl bir anda ortaya çıktı kamyonuyla. Çöteng diye bir geçirdi. Bütün olay patladı. Böylelikle ikinci sefer kurtulma hakkı gitti Saviors'ın elinden. Biliyorsunuz ilkinde uçak savarı götüreceklerdi. Uçak savarla bütün Walkers'ları parçalayacaklardı. İkincisinde de bu yöntemi düşünmüşler fakat bu yöntem de patladı. Bakayım iki kere bizimkiler sıçradı. Üçüncüde Saviors nasıl kurtulacak merak ediyorum. Bir de bölümün ilk başında mektuplaşma olayları vardı. Herkes birbirine mektup gönderiyor falan filan. Böyle bir eski bir nostalji. Ama yani hani orada Rick bize tabii olanları anlatıyordu. Plan şöyle devam ediyor. İşte şu şöyle oldu, bu böyle oldu. İşimizi yaptık. Saviors'ları sıkıştırdık. Şöyle ettik, böyle ettik falan dedi ama tabii bu mektupların bir anlamı olmadı. Bence. Yani mektupları yazdı. Ondan sonra gitti bu hurdacıların yanına. Hurdacılar bunu yeri git lan dediler. Ne dediler. Böyle pat diye attılar konteynerin içine. Oraya da bir A harfi yazdılar. Bu A harfinin de olayın nedir bilmiyorum yani. Bu A harfi yazıyorlar. Hani bir kölelikle ilgili bir şey diyeceğim ama yani arkadaş o zaman S koyarsın. Köle slave demek İngilizce'de. Yani acaba hani utanç duyulan bir iş yaptım mı yaptım manasında öyle bir A harfi vardı. Bu Demi Moore'un filmi vardı. Ondaki gibi. Kırmızı Leke filmindeki gibi bir şey midir nedir? Çözemedik onda böyle bir A harfi koyuyorlar ama. Evet arkadaşlar. 6. bölümü izledik. 6. bölümde doğru düzgün bir şey olmadı. Yani bütün iş 7. bölüme kaldı. Bu 6. bölümde biraz 7. bölümün altyapısını hazırladılar ama yani o altyapı resmen kekremsi bir tattı yani. Yine lölöz bir bölümdü. Sevmedim yani. Bu bölümü sevmedim. Sürekli böyle ağlak dramalar gördük. Daryl'ın sahneler dediğim gibi çok iyiydi. O güzeldi. Bir de Maggie'nin gerçek niyetini anladık. Fakat yine de onlar orada o şekilde olsa bile bir iş çevirecekler. Başlarına bir iş açılacak. Gregory de onların içinde. Biliyorsunuz onu da attılar hapishaneye. Çok kötü bir şeyler olacak Hilltop'ta. Eğer Hilltop'taki olaylardan dolayı Maggie'nin başına bir şey gelirse iki elim yakanda Jesus. İki elim yakanda. Yani tabii sadece benim yakamda olmaz. Yani bütün artık Walking Dead izleyicileri, Walking Dead sevenler AMC'yi mail yağmuruna tutarlar yani. Allah belanızı versin ne yaptınız siz falan diye. Evet sevgili takipçilerim şimdilik benden bu kadar. Bakalım 7. bölümde neler olacak. Son derece önemli işler olacak gibi gözüküyor. Çünkü yani hem Negan'la ilgili bir şeyler göreceğiz büyük ihtimalle. Hem de bu Rick'in başına neler gelecek onu göreceğiz. Çünkü promosunu falan izlemişsinizdir siz. Ortaya getiriyorlar falan. Bizimkisi üstünde bir donla falan duruyor. Bir şeyler olacak. Belki helikopterle ilgili bir şey çıkar. 4. bölümde gördüğünüz bir helikopterle ilgili bir şeyler çıkabilir. Yani mid-season final'a kadar bu olaylar bir toparlanacak. Ama nasıl toparlanacağı 7. bölümde belli olacak. Çünkü büyük ihtimal 7. bölümde olayların nasıl ilerleyeceğini gösterecekler. 8. bölüm ve 9. bölümde olay o taraflara doğru gidecek. Yani Saviors'ların kurtulması bölümü var. Onu işlerler. Negan'ın planı ne? O önemli.
bu hurdacılar elinden kurtulacak, nasıl kurtulacak ve sonra intikamını nasıl alacak, çünkü ikinci defa reddettiler. Helikopter nedir, neye gebe, Hilltop'ta açık hava cezaevinde duranlar neler yapacaklar, bunların ana olguları 7. bölümde belli olur ve 8. 9. bölümde hikaye ona doğru gider. Zaten sonrasında mid-season final yapıldıktan sonra tekrar başladığında artık ikinci round başlayacak. Yani bu birinci roundu bitirmeler lazım. Evet sevgili takipçilerim, benden şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.